أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıyamete yakın insanların ruh hallerini anlatan Peygamberimizden aleyhissalatü vesselam rivayetlere değineceğiz bu dersimizde de. Dersimiz dersler olarak devam edecektir. Bu sözlerin kaynağı Riyazü Salihin, Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İmam-ı Şerani'nin Tezkiratül Kurtubi isimli eserinden, Ramuzul Ehadis Külliyatı'ndan alınmıştır. Yine bu alametlerden olarak kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşeceklerdir. Ki şu anda dünyanın bu ruh hali, bu dengesiz ve adaletten uzak hali de görülmektedir. Peygamberimiz kıza kıyamete yakın bunlar da olacaktır buyurmuşlardır. Birçok kişi az bir dünyalık karşılığında dinini feda edebilecektir. Bu kadar insanlar dininden uzaklaşacak. Cenab-ı Hak bu duruma düşenlerden eylemesin. Bu duruma düşmüş olanlar da bu durumdan kurtarsın. Fasıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecekler. Halka hitap etmek demek, hakkı, hakikati ifade etmek demektir. Fasıklar ise bunu yapmazlar. Kabirler süslenecek ve Kur'an-ı Kerim kazanç getiren bir meta haline gelecek. Bunlara bir bakın, hangi durumda yaşıyoruz. Yine fitne her eve girecek. Tecrübesi olmayan kimseler başa geçecek. Kur'an-ı Kerim'den bir resim, İslam'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalacak. Yani şekle bakılacak, ilme, irfana bakılmayacak, hak ve adalet gözetilmeyecek, şekille yetinilecek kıyamete doğru. Üç şey çok kıymetlenecek: helal para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost. Ne sünnet kalacak, ne dost kalacak, ne de helal kalacak. Bunlar varsa da çok kıymetlenecek, yani arasında zor bulunacak. Sonradan gelen nesiller önceden gelenlere sövüp sayacaklar. İşte bugün şu ortamda bulunduğumuz, yaşadığımız ortamda bunlar görülmektedir. Geçmişine o kadar ters düşenler var ki biz bunu dilimize getirmekten bile utanıyoruz. Mihnet, bela, musibet artacak. Rahat ve huzur kalmayacak. Kimse eliyle bunları önleyemeyecek.
Kötüler meydan aldığı zaman işler zor alır. Kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak. Zaman kısalacak, bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek. Bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak. Hiçbir şeyde bereket kalmayacak. Minareler çoğalacak, camiler süslenip zinetlenecek. Kilise ve havralar gibi. Ve içlerinden yüksek sesler yükselecek. Ve içinde gerçek bir ihlasla ibadet görülmeyecek. Hainlere emin, emin olanlara hain denilecek. Ve şurada emin bir insan vardır denilecek kadar emin insan sayısı azalacak. Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak. Hafızlar çok ama alim bulunan olmayacak, alim bulunmayacak. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alakalar kuracak. Her tarafta şarkıcı ve çalkıcı kadınlar zuhur edecek. Söz kadınlarda olacak. Doğru yanlış gözetilmeyecek. Zina yaygınlaşacak. Bugün biliyorsunuz ki zinayı suç olmaktan çıkaran kanunlar türedi. Haram işlemeyi kolaylaştıran imkanlar artacak. Gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler. İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak. Kişi gece mümin yatacak, sabahleyin kafir kalkacak. Veya bunun tersi olacak. Dünya işlerine dalınıp ahiret unutulacak. Allah'ın kitabıyla hükmetmek ayıp sayılacak. Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak. Binaların suçu yok. Oraya çıkıp Allah'ı unutanlar varsa suç onların olacak. Kıyameti onlar yaklaştıracak. Kıyamete zemin hazırlamış olacaklar. Herkes kazanmadığından ve geçinemediğinden şikayetçi olacak. Kişiye şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak. Sözleri hep yalan ve birbirine muhalif olacak. Amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak. Hayırlar ve yağmurlar azalacak. Depremler ve taşkınlıklar artacak. Her gün bir yerde bir afat olacak. Alimler para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek. Ahiret ameli ile dünyalık talep edecekler. Allah Teala Celle Celaluhu apaçık inkar edilecek. Âli cenaplık, izzet ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığında satılır hale gelecek. Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden birisi gelip diğeri gidecek ve Kabe'nin örtüldüğü gibi evlerinizin duvarları halılarla süslenecek. Ve daha nice hadisler ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem dilinden sıralanıyor. Günümüz içinde söylenmiş gibi günümüzü aynen tasvir edercesine önümüzü aydınlatan iki cihan güneşi
Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın söylediklerine bir şey eklemek, bir şeyler söylemek, haddi aşmak olur. Rabbim böyle bir duruma düşmekten hepimizi korusun ve kurtarsın. Biz konuya bir aşıkın sözüyle son dersimizi sürdürelim. Zaman ağırlaştı, tarihler tamam. Dahi mehrabını beklemez imam. Müezzin cemaat yediği haram, ek olacak temiz bir nam mı kaldı? Ekl olacak temiz bir nam mı kaldı? İnşallah Cenab-ı Hak iyilerin sayısını çoğaltsın, haram yiyenleri de haramdan kurtarsın. Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyoruz. Bunları da Peygamberimizin öğütlerinden öğüt alınır diye dersimizin içine not olarak almış bulunmaktayız.